Merhabalar. Bugünkü dersimizde Scratch ile bir elma toplama oyunu hazırlayacağız. Bunun için ilk olarak bir proje başlatalım. Oluştur sekmesine tıklıyoruz. Ve açılan sayfada kuklamızı siliyoruz. İlk olarak projemiz için bir arka plan dekor seçelim. Sağ alt köşede bir dekor seç bölümünden büyüteci tıklıyoruz. Ve Scratch'ın kütüphanesinden bir dekor seçelim. Ardından bir kukla seçimi yapacağız. Bunun için şuradaki kabı alıyoruz. Ve bunun ismini istersek buradan değiştirebiliriz. Bakın şurada tabak diyelim. Evet. Şimdi tabağımızı konumlandırmamız için biliyorsunuz x, y ekseni üzerinde hareket ediyor. Yukarı aşağı sağ sola gidebilir kuklamız. Örneğin şuraya konumlandırdım diyelim ki. Her oyun her başladığında buradan başlasın istiyorum. O nedenle olaylar sekmesinden yeşil bayrağı tıklandığında şöyle büyüteyim. Hareket bloklarına gidiyoruz. X, Y konumu olarak bu bloğu aldık. Bakın burada da zaten konumu belli. Otomatik olarak bloklarda da konum çıkıyor. Evet, X 14, Y eksi 138 konumuna gitmesini istiyoruz her seferinde. Örneğin şurada dursun. Yeşil bayrağı tıkladığımda bakın aynı konumda yer alacaktır. Şimdi oyunda yukarıdan düşen elmaları toplaması gerekiyor. Bunun için de sağ ve sola hareket ettirmemiz gerekecek. Bunun için şöyle bir program yazıyoruz. Olaylar sekmesinden boşluk tuşuna basılıncayı aldım. Burada sağ sol hareketi sağ sol ok tuşlarıyla yönlendireceğimiz için sağ ok tuşuna basıldığında buradaki tabağımız sağa doğru hareket etsin. X ekseni üzerinde. O nedenle sağ ok tuşuna basılınca hareket bloklarından X konumunu 10 değiştir yapacağız. Şimdi ok tuşuna basıyorum klavyemde. Bakın sağa doğru gitti. Şimdi tam ters istikamete yani sola doğru hareket etmesi için yine olaylar sekmesinden bu defa sol tuş, sol ok tuşuna basıldığında bu sefer de x konumunu eksi 10 değiştir şeklinde ayarlayacağız. Şöyle aldım. Bunu eksi 10 yaptığımızda sol tarafa doğru hareket edecektir. Evet, bakın şu an sol tuşa basıyorum. Sola gidiyor. Sağ tuşa bastığımda da sağ ok tuşundan sağa doğru hareket ediyor. Evet. Yeşil bayrağı tıkladığımda da sürekli başta belirlediğim konuma gidecek. Bu konuma gidecek. Şimdi tıklayalım. Evet. Peki. Şimdi yukarıdan elma düşünce onu kopyalım. Elma kuklası ekleyelim. Şuradan bir kukla seç bölümünden yine kuklamızı seçelim. Evet. Şimdi elma kuklasını koplayalım. Şimdi oyun başladığında her seferinde yukarıdan aşağıya doğru bir düşüş gerçekleşecek ve tabağımızda bu elmaları yakalamaya çalışacağız. O nedenle elmalar düşerken bu yukarıdan x, y ekseni üzerinden baktığımızda bakın şu an şu konumdan başlasın diyelim ki 179, 180 civarında bir
Şöyle yaparsak 181 oldu. Evet, bu konumdan aşağıya doğru süzülerek inmesini isteyeceğim. Bunun için kontrol bloklarından yine, pardon, olaylar sekmesinden yeşil bayrağı tıklandığında öncelikle rastgele bir konuma gitsin. Ancak Y konumu her seferinde 180 olarak, yani yukarıdan başlasın. O nedenle Y konumunu 180 olarak ayarlayacağız. Evet, Y konumunu 180 olarak ayarladık. Şimdi bu konumdan aşağıya doğru süzülerek inmesi gerekiyor. Onun için kontrol bloklarından sürekli tekrarla bloğunu alıyoruz ve buraya Y konumunu eksi şeklinde ayarladığımızda aşağıya doğru düşüşü gerçekleşecek. Eksi 5 yapalım mesela. Şimdi yeşil bayrağı tıkladığımda bakın bu şekilde aşağıya süzülerek inecek. Peki bunu eksi 10 yaparsak bir bakalım tekrar. Bakın daha hızlı bir düşüş gerçekleşiyor. Bunu tekrar eksi 5 yapalım. Evet. Bakın şimdi düştü. Tabağa değdiğinde bize puan getirecek. O şekilde oyunumuzu programlayacağız. Şimdi yere düşüşü sağladık. Peki yere düştükten sonra tekrar yukarı çıkmasını için ne yapacağız? Öncelikle tabağa değdiğinde puan toplasın. Bunun için bir koşul sağlaması lazım. Kontrol bloklarından eğer ise bloğunu alıp sürekli tekrarlanın içerisine yerleştiriyoruz. Ve algılama bloklarından fare inleci değiyor mu bloğunu aldık ve buradan bakın tabak olarak değiştireceğiz bunu. Şimdi elmamız yukarıdan süzülerek geldiğinde tabağa değiyor ise o zaman bir ses çıkarsın. Şu sesi çıkarsın ve bize bir puan kazandırsın. Şimdi bunun için puan değişkenine ihtiyacımız var ve değişken sekmesinden bir değişken oluştur diyoruz. Ve değişkenimizin ismine puan adını veriyoruz. Okey dedik. Bakın puan 0 olarak burada göründü. Şimdi puan değişkenini başlangıçta yeşil bayrağı tıkladığımda 0 olarak başlatmasını istiyorum. O nedenle değişkenimi 0 yap. Bloğunu aldım. Değişkenimin adı puandı. Puanı seçtim. Puan değişkenim oyun başladığında 0 olsun. Ne zaman bir puan artacak? Tabağa değdiğinde elmalar. O nedenle buraya puan değişkenini eğer elma tabağa değerse bir kadar artıracak, bir değiştirecek. Şimdi bir test edelim. Oyunu başlatalım. Bakın bir tane elma düştü. Peki bu düşen elma tekrar yukarıdan birden fazla elma düşsün istiyorsam ne yapacağım? Bunun için hemen kontrol bloklarından tekrar eğer ise bloğunu buraya yerleştirdim. Ancak şu noktada şimdi yere indi. Tekrar rastgele bir konuma gidip tekrar Y konumunu 180 yapmam lazım. Onun için hareket bloklarından puan alır almaz rastgele bir konuma git ve Y konumunu yine ne yap? 180 olarak ayarlasın. Bir diğer
karşılaştırma, bir karşılaştırma daha yapacak. O da şu. Burada rastgele konuma gitti. Peki ne zaman gidecek? Mesela şu an x konumu kaç? Eksi 184. Eksi 184 olduğunda rastgele konuma gidip oradan tekrar aşağıya süzülecek. Onun için operatör bloklarından küçük ise bloğunu alıyoruz. Şöyle. Y konumu eğer şuradan y konumunu alalım. Y konumu eğer eksi 170'ten küçük ise yani şurada bakın aşağıya doğru indi eksi 170'e geldi. 170 neresi oluyor? Bakalım şöyle getirelim. 165, 170 şu civarda. Eksi 170'ten küçük olduğunda bu tekrar yukarıya çıksın ve rastgele bir konuma gitsin. Ve Y konumu yine ne olsun? 180 olsun. Şimdi bakalım. Evet. Şu anda bunu yakalamamış olayım. Evet, peki şimdi oyunumuzu biraz daha geliştirelim. Şu anda tek elma süzülerek iniyor ve her tabağa değdiğinde bana bir puan kazandırıyor. Peki, şimdi bu elmaları çoğaltalım. Bunun için elma kuklasına sağ tıklıyorum üzerinde ve kopyasını çıkarttığımda şu an iki tane elma düşecek. Tekrar çıkarttım. Üçüncü bir elma daha geldi. Şimdi oyunun zorluk derecesini artıralım. Örneğin hepsi aynı hızla düşüyor. Eksi 5 hızında düşüyor. Bu mesela üçüncü elmam daha hızlı düşsün. Eksi 8 olsun onun hızı. İkinci elma eksi 6 olsun. Birinci elma da eksi 5 olarak iniyor. Bu biraz daha az yavaş düşsün. Mesela eksi 3 olsun. Hepsinin hızı farklı. Bir bakalım şimdi. Bakın hepsinin düşüş hızı farklı. Evet. Hız konusunu ayarladık. Bir diğer husus. Şimdi bir tane daha kopya çıkartalım. Bu defa bu özel bir elma olsun. Daha fazla puan getirsin. Bu defa puan değişikliğinde bulunalım. Şimdi bu elmaya tıkladım. Kostümler sekmesine geldim. Ve bu elmanın rengini değiştirelim. Örneğin şöyle açık yeşil bir elma olsun. Tıkladık. İçini doldur dediğimiz zaman bakın elmanın rengi değişti. Şimdi yeşil elmanın puanları farklı olsun. Yeşil elmayı her seferinde yakaladığımızda bize 10 puan getirsin, artı 10 puan kazandırsın. Evet, tekrar deneyelim. Bakalım yeşil elmayı yakaladığımda 10 puan kazanabilecek miyim? Ekleyeyim şurada. Evet, bakın 10 puan aldım, 10 puan daha kazandım. Bu şekilde daha fazla puan kazanabileceğim. Şimdi bunu da yaptık. Peki oyunun zorluk derecesini biraz daha artıralım. Bu defa bir elma daha kopyasını çıkartayım. Mesela bunun kopyasını çıkartalım. Bu defa bu elmada bu elmayı yakaladığında puanım sıfırlansın. Onun da rengini
Değiştirelim. Kostüm Üniversitesi'nden. Onun rengi şöyle farklı bir renk olsun. Çürük de mi olsun? Kahverengi de yapabiliriz. Renkler skalasına bakalım tekrar. Şöyle farklı bir rengi olsun. Evet, çürümek üzere olan bir elma olsun. Buna tıkladığımda, bunu yakaladığımda ise bana puanımı sıfırlasın. Hemen kodlar sekmesine geçtim. Bakın, burada puanımı sıfırlaması için bu defa değişkenlerden puanı sıfır yap. Bunu puan olarak ayarlıyorum ve şu puan, şu bloğu siliyorum. Evet. Şimdi bir bakalım puanım sıfırlanacak mı? Durduralım. Bakın sıfırladı puanımı. Bu şekilde oyunun zorluk derecesini artırabilirsiniz. Evet, oyunumuzu bu şekilde hazırlamış olduk. Siz bu oyunu biraz daha farklılaştırabilirsiniz. Puan konusunda değişiklik, hız konusunda değişiklik yapabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.